Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. 13. kazanın kavrama testindeyiz. Hemen başlayalım. ki Birinci soruda bayağı, bayağı uzun bir soru. Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinler çift tabakalı fosfolipitin hidrofobik kısmına girmiş haldedir. Hidrofobik kısımları polar olmayan amino asitleri içerir. Hidrofilik kısımlar ise zarın her iki yüzeyinde sulu çözeltiyle temas halindedir. Bazı iç proteinler molekülleri kendine bağlayarak ve şekil değiştirerek taşırlarken bazı çeşitleri hidrofilik bir kanal oluşturarak oluşturarak maddeleri taşırlar. Yağ tabakaları arasında kanal oluşturarak madde taşınmasını sağlayan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Buna göre kanal proteinleri ile ilgili aslında buradaki hikayede bize şunu anlatıyor arkadaşlar. Şöyle ben size hemen hücre zarının kısaca bir yapısından bahsedeyim. Bakın hücre zarının yapısını biliyorsunuz çift katlı fosfolipid tabakası oluşturuyor değil mi? Bu çift katlı fosfolipid tabaka dediğimiz e, tabakanın Suyu sevmeyen kısımları, hani fosfolipitlerin suyu seven ve suyu sevmeyen kısımları vardı. Suyu sevmeyen kısımları birbirine bakar. Yani şu kuyruk kısımları arkadaşlar nedir? Suyu sevmeyen kısımdır ve birbirine bakar. Diğer şu üst tarafta kalan bakın şu kısımlar ise arkadaşlar suyu seven yani hidrofilik kısımdır hücrenin içine ve hücrenin dışına bakar. Bizim burada bakın bu hidrofu ee, Fosfolipid tabakasının yüzeyinde bulunan proteinler vardır. Biz bunlara yüzeysel proteinler diyoruz. Bir de iç proteinler vardır. Bu proteinleri de arkadaşlar iç proteinler veya diğer bir ismiyle kanal proteinleri diyoruz. Mesela bunlar kanal proteinleridir. Bu kanal proteinleri bazı maddelerin taşınmasını sağlar arkadaşlar. Şekil değiştirerek taşınma olayını gerçekleştiriyor. Şimdi bakalım diyor ki su gibi polar moleküllerin zardan geçişini sağlar. Kanal proteinleri bunu yapar arkadaşlar. Polar moleküllerin zardan geçişini sağlıyor. Doğru. Bazı çeşitleri her zaman açıkken bazıları belirli bir sinyale tepki olarak açılabilir ya da kapanabilir. Zaten burada dikkat ederseniz şöyle diyor arkadaşlar. Bakın. Diyor ki bazı iç proteinler molekülleri kendilerine bağlayarak ve şekil değiştirerek taşırlarken bazı çeşitleri de bir kanal oluşturarak taşırlar diyor. Dolayısıyla açılıp kapanabilir olduğunu zaten söylemiş. Polimer maddelerin geçişini sağlar. Hayır arkadaşlar bunlar monomer yani küçük moleküllerin geçişini sağlar. Bu yanlıştır. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız C şıkkı yalnız 3 olur. İkinci soru. Difüzyon ile ilgili olaylarından hangileri aktif taşıma içinde söylenebilir? Şimdi difüzyon Maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçişidir ve enerji harcanmaz. Kendiliğinden gerçekleşir. Ee, protein falan da kullanılmaz arkadaşlar. Canlı ortamda da gerçekleşebilir, cansız ortamda da gerçekleşebilir. Ama aktif taşımada şöyle bir durum var. Aktif taşımada maddeler az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşınırlar. Burada proteinler ve enzimler kullanılır. Ayrıca ATP harcanır. Diyor ki cansız ortamlarda da gerçekleşir. Hayır, aktif taşımada enerji harcandığı için canlı ortam olması lazım. Bu yanlış. Taşıyıcı proteinler görev alır. Evet, aktif taşımada taşıyıcı proteinler görev alıyor. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını azaltır demiş arkadaşlar. Ee, burada bakın, tamam difüzyon için doğru ama aktif taşıma için böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü iki ortam arasındaki yoğunluk farkını azaltmaz. Aksine artırır. Az yoğun olan yerden zaten çok yoğun olan yere doğru taşıdığı için mecburen yoğunluk farkı ne yapacak? Artacak, azalmayacak. Cevabımız ne olur? Yalnız iki Bursa şıkkı olacak. Üçüncü soru. Hücre zarının yapısında hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller bulunur. Bu moleküllerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Hücrenin zar yapısındaki miktar ve dağılımı farklıdır. Evet arkadaşlar her hücrede farklılık gösteriyor. Zaten bu da hücrelere göre özgürlük sağlıyor. Hücre zarının özgürlüğünü sağlar doğru. Her hücrede farklı yapıdadır çünkü. Mikroorganizmaları tanıma ve reseptör gibi görevleri üstlenir. Reseptör dediği tanıma. Tanıma reseptör aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla hepsi doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki. Hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı genel kurallar vardır. Buna göre diyor, ifadelerinden ifadeler incelendiğinde hangileri doğrudur? Diyor ki nötr atomlar negatif iyonlara. Arkadaşlar bu doğrudur. Nötr atomlar negatif iyonlara göre daha kolay geçerler hücre zarından. E, o yüzden birincisini doğru alıyoruz. Diyor ki diğerinde pozitif iyonlar negatif iyonlara göre arkadaşlar bu yanlış. Negatif iyonlar daha kolay geçiyor. Çünkü hücre zarının yapısı pozitiftir genel itibariyle. Dolayısıyla zıt kutuplar birbirini çekerden çekerden. Düşündüğümüz zaman negatif iyonlar daha kolay geçiyorlar. O yüzden bu yanlış. Yağda eriyen vitaminler suda eriyen vitaminlere göre daha kolay geçer. Bu da doğrudur. Çünkü e, hücre zarının yapısı fosfolipit yağ yapılı olduğu için dolayısıyla yağda eriyen vitaminler daha kolay geçiyor. Yağı çözen maddeler yağda çözülen maddelere göre daha kolay geçer. Bu da doğru. Sonuçta yağ ne yapıyor? Eritiyor, geçiyor, eritiyor, geçiyor. O yüzden yağ çözen maddeler daha kolay geçer. Cevabımız 1-3-4 C şıkkı olacak. Beşinci soru. Bitkilerde bulunan hücre çeperi için diyor hangileri doğrudur? Hücre zarının dışında yer alır. Doğru arkadaşlar. Hücre zarını çevreler, bitkinin hücresini korumaya yardımcı olur. Hücreyi dış etkenlerden korur. Evet doğrudur. Tam geçirgendir. Z e, cansız bir yapı olduğu için arkadaşlar tam geçirgendir. Doğru. Karbonhidrat yapıldır. Bu da doğru. Selüloz değil mi? bitkilerde hücre zarının hücre çeperinin yapısını selüloz oluşturuyordu. Dolayısıyla karbonhidrat yapılı oluyor. Bu da doğru. Cevabımız Edirne şıkkı. Hepsi doğrudur. Altıncı soru, hücre zarı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur. Evet, az önce çizmiştim değil mi? Fosfolipid tabakası vardı çift katlı. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür. Az önce yine göstermiştik arkadaşlar doğru. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür. Ha neydi? Glikoprotein ve glikolipitler vardı. Bunlar reseptör görevi görüyorlar. Doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Bu arada reseptör neydi? Tanıma görevini yapan yapılardı arkadaşlar. Diğer sorumuz. Bakın burada hücre yapısını göstermişim. Diyor ki. Aşağıda hücre zarından ABC maddelerinin geçişi gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri kesinlikle söylenir. Bakalım. Şimdi A maddesi hücre içinden hücre dışarısına doğru veriliyor ve A maddesi arkadaşlar dikkat ederseniz çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçiyor. Şimdi diyor ki A oksijen gazıdır. Şimdi ben A'ya oksijen gazıdır kesinlikle diyebilir miyim diyemem. Çünkü başka moleküller de geçebilir. Mesela bazı vitaminler bu şekilde taşınabilirler. Yine başka gazlar da arkadaşlar taşınabilir. Dolayısıyla oksijen gazıdır diyemem. Yani kesinlik veremem. B glikoz molekülüdür. Arkadaşlar buna da kesinlik diyemem. Çünkü glikozdan başka moleküller de olabilir. Yağ asidi olabilir, proteinin yapı taşı olan amino asit olabilir. Bu da değil. C diyor yağda çözünen bir vitamindir. C'ye bakıyorum. C yağ tabakasından geçmiş tamam ama yağda çözünen bir vitamin değil de yağı çözen bir madde de olabilir. Dolayısıyla buna da kesinlik veremem. 3 maddenin geçişinde de yoğunluk farkı önemlidir. Bakın dikkat ederseniz maddeler hep az çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçmiş. Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçiyor. Yine aynı şekilde çok yoğun yerden az yoğun olduğu yere doğru geçiyor. Üçünde de yoğunluk farkı önemli arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız 4 olur. 8. soru Laboratuvarlar cam, porselen, plastik, kauçuk ve metallerden yapılmış araç ve gereçlerin bulunduğu, bu araç ve gereçler kullanılarak deney, araştırma ve incelemelerin yapıldığı yerlerdir. Laboratuvarda deneyler yapılmadan önce burada kullanılan malzemeler ve düzenekler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvar araç ve gelişleri ile ilgili olarak diyor yapılan tanımlamalarda aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir. Bakalım diyor ki içerisinde sıvı katı ve benzeri maddeler ilave edilebilen ısıya dayanıklı ince ve uzun bir tarafı kapalı bir tarafı açık camdan yapılmış bir deney aracıdır. Arkadaşlar bu nedir cam tüptür değil mi? cam tüp. Dolayısıyla E şıkkını vermiş. Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan üzerinde mililitre cinsinden bölmeler bulunan cam kaplar. Bu da nedir? Beherdir. Bu da verilmiş. Deneylerde kesim ilaç işlemlerinde kullanılan araç bu nedir? Bistüridir. Su emme özelliğinden dolayı ihtiyaç duyulan deneylerde kullanılır. Bu da kurutma kağıdıdır değil mi? Bizim burada hangisini vermemiş mezür vermemiş mezür yani dereceli silindir mezür arkadaşlar cam tüpe göre tabii ki biraz daha büyük şöyle altı biraz daha geniş burada yine böyle dereceleri olan yine ölçmeye yarayan bir araçtır dereceli silindir diğer bir ismiyle mezür. Ee, Cam tüple mezür arasındaki farkı da söyleyeyim. Şimdi cam tüp de mezüre benziyor ama cam tüp arkadaşlar daha küçük, daha incedir. Alt tarafında şöyle geniş bir yapı yoktur ve ısıya dayanıklıdır cam tüp. Dolayısıyla burada birinci de açıkladığı cam tüptür. Onu da söyleyelim karıştırmayın. Diğer sorumuza gelelim. Hücre zarından difüzyon ile diyor hangileri geçemez? Şimdi difüzyon nedir? Küçük moleküllerin taşındığı bir yapıdır. Dolayısıyla e, difüzyon olayıyla büyük moleküller geçemez. Ben burada büyük molekül arayacağım. Bakın oksijen küçük molekül geçebilir. Glikoz küçük molekül geçebilir. Su küçük molekül geçebilir difüzyonla ama protein ve yağ büyük moleküllerdir. Difüzyonla geçemez. Endositozla alınır arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 5 olacak. Yani denizli şıkkı. 10. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden biri değildir. Bakın difüzyon hızını etkileyen faktör. Sıcaklık etkiler. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Molekül büyüklüğü etkiler. Molekül küçüldükçe difüzyon hızı artar. Yoğunluk farkı etkiler. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı da artar. ATP miktarı etkilemez. Neden? Çünkü difüzyonda ATP harcanmaz arkadaşlar. Bu yüzden ATP etkilemez. Por sayısı etkiler. Por sayısı dediğimiz e, hücre zarında bulunan deliklerdir, yapılardır. Bunlar arttıkça yine difüzyon hızı artar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Son sorumuz basit difüzyona ait diyor. Hangileri doğru değildir? Bakalım. Taşıyıcı proteinler kullanılır demiş. Arkadaşlar taşıyıcı protein basit difüzyonda kullanılmaz. Taşıyıcı protein kolaylaştırılmış difüzyonda kullanılır. Kolaylaştırılmış. Dolayısıyla bu yanlış. ATP harcanmadan gerçekleşir. Evet, difüzyon zaten ATP harcanmıyor. Cansız ortamlarda gerçekleşemez. Hayır. Basit difüzyon cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Yanlıştır. 1 3 yanlış. Ama mesela bunların hepsi kolaylaştırılmış difüzyon için geçerlidir arkadaşlar. Yani kolaylaştırılmış difüzyonda aynı aktif taşıma gibi cansız ortamda gerçekleşemiyor. Neden? Çünkü taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Taşıyıcı proteinlerin çalışabilmesi de içinde canlı ortam olması lazım. ATP harcanmasa da yine canlı ortam gereklidir. Cevabımız denizli şık olur. Böylece testimizi bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.